Aleyna Tilki kimin için ağladı, neye isyan etti, babasına gelen hacizden neden haberi olmadı ve şarkısının çalıntı olduğu iddialarına bakın nasıl yorum yaptı. Düşmeye doyamadım. Ağladı. Neye isyan etti? Kırılmıştım, sonra düzeldim. Kalbim neye izin verdiyse onu yaptım ama bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim. Babasının hacinden neden haberi yok? Ama demek ki hani bence aslı olmayan bir haber. Çünkü babam bize hiç bahsetmedi böyle bir şeyden. Ve dipsiz kuyumun çalıntı olduğu iddiasına ne dedi? Çalıntı, çalıntı söylendi. Hani çok çalıntı kelimeleri falan söylendi. Ya işte hani her şarkı benzetiliyor falan filan şeyleri var. Emrah bu işin hani daha iyi bileni benden. Aleyna Tilki hem yürüdü hem konuştu. Asansörden asansöre, Aleyna Tilki'den açıklamalar. Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor Aleyna Tilki. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada döktüğü gözyaşları geldi gündeme. Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım. Kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Ama bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim. Gerçekten. Aleyna ağlayınca annesi de ortaya çıkıp salvolarıyla ortalığı karıştırmıştı. Elinizin, dilinizin az ayarı olsun diye. Vicdan ve merhamet denilen şeyden zerre kadar hiçbirinizde yok. Reklam dendi, gündem dendi. Aleyna Tilki ve uğruna ağladığı adam Emrah Karaduman bu hafta çıktı ortaya. Çok güzel. Fotoğraf alayım, fotoğraf. Fotoğraf. Ehliyetini alan Aleyna Tilki'nin ilk trafik kazasıyla girelim söze. Söyleyeceksin, onu söyle anam. Kaza değil. Hatta sen paylaştın Emrah. Ben anlatacağım. Oradan çıkamazsın dedi. Çıkar dedi. Bir yaklaşma mı oldu? Hayır, çıkamazsın dedi. Demedi. Dedi ki çıkamazsın. Ondan sonra ben dedim ki hayır dedim. Çıkabilirim bence. Ondan sonra çıktım da ama kaldı bir anda araba, yani böyle gitmedi. Ağlamasına gelince büyütülmemesi gerektiğini düşünüyor gözyaşlarını. Aslında sadece hani Emrah'ın bir şey değil mi? Ben genel olarak zaten genel bir... Genel bir rahatsızlık mı var? Hayır, genel olarak bir böyle herkes... Hayır, yok, genel olarak herkes ağlar ya. Ben de o herkes gibi ağladım, o kadar yani. Ve kalbimin izin verdiği kadarıyla yaptım. Bugünden sonra da sadece kendim için bir şeyler yapacağım demiştim. Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım. Kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Ama bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim. Gerçekten. Asansörde devam ediyor sohbet. Ünlüyüm diye ağlamayacak mıyım diye devam ediyor sözlerine. Ha, şimdi birazcık ünlüyüz, meşhurum diye ağlamamız garipseniyor. İşte hani Emrah Bey'den bir ayrılık oldu, öyle bir şey de var mıydı? Yani ya birazcık... Neden ağladı peki? İnsan durup dururken ağlamaz herhalde. Kırılmıştım, sonra düzeldim. Neden kırıldınız bu arada? Nedeni yok, gerçekten. Çünkü hani bazen böyle hislerim geliyor, olabiliyor. Babasına borcu yüzünden icra geldiği haberlerine gelince. Ha, mesela o da benim babam zaten böyle hiç özelliğini bizimle paylaşan bir insan değil. Öyle bir şey olsa tabii ki de yani onun söz konusu bile, öyle bir şeyin söz konusu bile olmaz. Babasının borcunu kapatmaya hazır ama böyle bir borçtan haberi yok. Hemen çözülür yani. Benim gücüm yettiği kadar, babamın kendi gücü yettiği kadar hemen çözülür. Ama demek ki hani bence aslı olmayan bir haber. Çünkü babam bize hiç bahsetmedi böyle bir şeyden. Son şarkısı Dipsiz Kuyum'la Aleyna Baba olarak anılmaya başlandı şu sıra. Düşmeye doyamadım.
şarkının çalıntı olduğu iddiasına Emrah Karaduman yanıt veriyor. Mesam Teknik Bilim Kurulu'na şikayet edilmiş birkaç şarkıya benzetiliyor diye. Oradan da bir sıkıntı olmadı. Yani özgün olduğu ve sözümüzü bana ait olduğu.